Herkese tekrar bugün ikinci videomuz, pazar videosu. Herkese Kangal Seler dostlara Samsun Havza'dan güzel selamlar, saygılar. Acaba seste sıkıntı, ses belki sıkıntı yapabilir. Biraz yakın çek istersen. Bu yavrular işte dayı, efsane dayı kare yavrular. Dayı tanımayan yok. Kareyi de herkes tanıyor, bütün dünya. Bunlar, bu yavrular 20 günden beri bu ormanda anne getiriyor, çıkarıyor. Ama 3-4 günden beri aşağı çiftliğe hiç gelmiyor bunlar. He kızım he. Böyle bunları tımar ediyor bak böyle. Böyle pislik herif, böyle temiz diyor. He bu 2 tane dişi yavru. Buradan Denizli'ye selamlar, saygılar. Bunlar koca yavrular bunlar. Deniz'de bir arkadaşımız illa dişi yavruları bir göreyim dediydi de. Karabey soyu var bunda da. Her yere selamlar, saygılarımızı gönderiyoruz. İşte kolay olmuyor emek. Dayı şu anda yaralı, tedavide. Onun biraz düzelir düzelmez videolarıyla karşınızda olacağız tekrar. Ağır yarası var. Veterinerdeydik. Bugün de devam etti tedavi şeyi, seansları. 15 gün devam edecek ama inşallah bunların babaları sağlıklı bir şekilde sizin televizyonlarınızda, cep telefonlarınızda bizim videolarla ulaşacak. Bu erkek, bunu ayırdım. Bunu ayırdım. Serdar yanına gidelim. Bu ikisi dişi. He kızım, he he. Yavruluğunda yani 6-7 aylıkken bizim yakın köye koydum biraz gelişsin, sürüde çalışsın diye. Tavuklara saldırdığı için geri aldım. Ve bu dünya hayvan şu anda bütün tavukların güvenliğini sağladı. Bütün tavuklara hiçbir şey demeyi bir yana bırak. Hepsini koruyor ve gidiyor ya, ormanda gidiyor. Abi beşleri de gidiyor, bak beşleri. Ne kızım he, Emirçe ne kar ya, Emirçe ne kar ya kızım. Bunlar da onun yavruları, Samsun'da var, burada 2-3 tane burada var, Şurum'da var, Rize'de var. Güzel kızım he, temsalsiz bir iş, yavruları da çok iyi. Japon Samet'te bunun çok güzel bir erkek yavrusu var burada. Mustafa da var, Yusuf da var. Yavrular. Yahya da bizim arkadaşlar. Gel bakayım, gel. Soğukta yatıyorlar işte. Ya şimdi artık kangal falan, kangal yerli köpek diyorum arkadaşlar, harbi yerli köpek, çünkü bir köpek sıradan da köpek olsa isim vurması çok kolay. Şu çoban köpeğe de vur geç ismi, logoyu. Aa, bu da özel köpek. Hani bu tarz şeylere girmeyeceğim artık, yerli yiğitleri anlatacağım size. Sınıflandırmayacağım. İlk boyutuna girmeden yerli, yani yerli çoban köpeklerini anlatacağım. Yoksa karman çorman bir sistem var. Acayip bir tuhaf bir bilgi kirliliği var. Herkes her şeyi söylüyor farklı farklı. Kimseye de biz yanlış söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz demiyoruz. Herkesin farklı bir, bunlarla ilgili farklı bir görüş, farklı bir açısı var. Ama ben sadece bundan sonra yerli, iyi çoban köpekleri olarak, yerli Türk çoban köpekleri, yerli Türk köpekleri olarak sizlerin karşınızda. Yani bu kangal, bu değil, şu şöyle, bu değil, öyle demeyeceğim. En iyi yerli çoban köpeklerini üretmeye, zaten gene başa geldiğin zaman en iyi
sürüde çalışan en iyi çoban köpeklerinin ortak verilen ismi Kangal. Hani en iyi olanları. Bundan sonra bu bunlar ırklaştırılma adına aynı renge sokuldu, aynı kalıba soktu, aynı tipe sokuldu, aynı şöyle böyle sokula sokula böyle sanki fabrikadan seri üretim çıkarmış gibi köpekler çıkıyor. Neyse bu konulara girmeyeyim. Kaç dakika oldu Sevda? 5. 5 dakika. 10 dakika yapalım biz. Yavrular hemen yavru bakımı gelişimiyle ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. Yavru doğum gerçekleştikten 21. günden sonra çok hafif parazit kontil dediğimiz şurup veya normal eczanelerde bulabileceğiniz tabletleri kullanabilirsiniz. 1 gram şurup olarak kullanabilirsiniz. Yarım tablet olarak da yavruya verebilirsiniz. Bunu bir hafta sonra bir daha tekrarlarsınız. Ondan sonra yani bir hafta 10 gün sonra bir ay geçince bir defa tekrar yapıyoruz. Ondan sonra yavrunun gelişiminde herhangi bir sıkıntı yoksa, gelişimi güzelse 35-40 gün arası kesinlikle karma aşılarını, ama çok düşük dozajlı. Bunu ben devamlı anlatıyorum. İkili karmadan başlayacağız. Çünkü ağır gelebilir. İkili karmayı vuruyoruz. Ondan 3 hafta sonra mı hocam dedim Sayın Hocam? 3 hafta evet. Sonra da dörtlü karma. Dörtlü karma, hatta yani tam sağlam olsun derken derseniz 3'er hafta arayla 3 defa tekrar yapmanızı da tavsiye var. Ama ilk yaptığımız aşının dozajı düşük oluyor ikili karma. Ondan sonra 2 tekrar daha 4'lü karma. 5-6'lı karma da var değil mi hocam? Var. Yani o şekilde devam edebiliriz. Ondan sonra herhangi bir şekilde bunların normal periyodik kuduz aşıları her sene uygulanan gene gençlik aşısı, karma aşılar düzenli olarak veterinerden aldığımız çizelgeye göre uygulatırız. Sağlıklı bir şekilde yavrularımızı büyütürüz. Şu bunlara var ya, bunları kapalı yere koyuyorlar.